musun be sen manyak? Bak sakın. Sakın yoksa seni çok pişman ederim. Yürü. Bırak, bırak, bırak kızı. Bırak, ne yapıyorsun ya? Çek diyorum. Çekelim ya. Ne yapacağım ya? Bırak. Zorluk ya, çıkarma. Bırak, bebeğine bir şey olacak. Ya istemiyorum diyorum ya. Ya. Ferit. Ferit. Bıraksanıza Ferit. Ferit yardım et ne olur. Ferit yardım et. Hayır. Bırakın diyorum ya. Bırakın. Ne oluyor lan? Pelin. Ne oluyor? Pelin. Ya bırakın beni. Pelin. 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 Ferit. 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 Ne oluyor lan? Kim bunlar? Pırıl. İyi misiniz? Kimsiniz? İyi misiniz? Kimsiniz? Kim lan bunlar? Kim? Sertel miydi o? Evet. Çocuğun kendisinden olduğunu düşünüyor. Ne olursun yardım et. Ferit. Sakin Ferit. Seren karışmasa yine öldür. Çoktan karışsın bile. Maalesef. Pırıl, delirtecek misin lan sen beni? Ya sen az önce ne dedin? Bu herif benim. Lan çıldırtacak mısınız siz beni ya? Ferit tamam sakin ol. Ferit dikkat et. Ferit ne lan, yapıyorsun? Cevap versene bana. Bunlar görüşüyor muydu Pırıl? He? Ne demek çocuğun kendinden olduğunu düşünüyor? Ya Ferit yalan söylüyor işte. Öyle bir şey olabilir mi? Hatta Pelin görüşmek istemediği için zorla kaçırdı onu. Anlayacağız. Anlayacağım ben sizin ne işler çevirdiğinizi. Çekilin, çekil. Ferit yapma. Çekil. Ferit ne yapıyorsun? Çekil lan lan çekil. Ferit. Çekil. Çekil. Ay, tamam dikkatli ol. Sakin ol. Çekil. Kaza yapacağız. Düzgün kullan şu arabayı. Ferit. Ferit yapma. Sana lan dur. Ferit yapma. Ferit. Lan. Lan çekil. Çekil lan. Ferit. Ferit dikkat et çarpacağız. Çekil. Ferit. Allah'ım anam. Ferit ne yapıyorsun? Ya şerefsiz. Ferit ne yapıyorsun? Ferit. Dur lan. Dur. Dur dur dur. Ferit. Ferit. Çok adam var, çok adam var. Ferit. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan oğlum sokun lan onu cebinize. Ne oluyor? Hayır. Sakın karışmayın siz. Ferit sakin ol lütfen. Rissalar ne olacak? Ferit. Ha? Ha? Oğlum bak. Seni gebertirim lan. Ferit. Sen ölmek mi istiyorsun? Ha? Ferit hayır yapma. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Lan senin derdin ne lan? Derdim sen değilsin. Pelin'in karnındaki çocuk. Ne diyorsun lan sen? Sana ne lan çocuktan? O çocuk benim olabilir. Lan Pelin. Lan Pelin! Ferit. Ne diyor lan bu? Ne diyor? Yalan söylüyor Ferit sana yemin ederim ya inanma şuna. O zaman ispat et. Test yaptıralım diyorum sana. Lan ne testi lan? Lan ne testi siz? Ne saçmalıyor Pelin bu? Var mı böyle bir ihtimal? Söyle. Bir şey söyle. Söyle hadi. Yüzüme bakarak beraber olmadık de hadi. Ağzını topla olmadı öyle bir şey. Ya şaka mısın kızım sen? Ne diye geldin ben o zaman yurt dışından?
İyi misin? Pelin. Pelin iyi misin? Nefes al. Pelin iyi misin? Nefes al. Bak, seninle işim yok. Ama herhalde çocuğun babası kim diye sen de merak ediyorsundur. Bu şüpheyle yaşayabilir misin sen? Sen oğlum bak. Tutun. Bak Allah Allah. Bak. Eğer en ufak bir yalanın varsa sana yemin ederim kendi ellerimle boğarım seni. Gebertirim lan seni. Duydun mu? İstediğini yap. Bu işin peşini bırakmayacağım. Gerek kalmayacak ona. Test yaptırmaya gidiyoruz. Yürü Pelin. Yürü. Ya. Ya Ferit bırak ya. Sen nasıl bana inanmazsın da buna inanırsın ya. Bu bizim bebeğimiz ikimizin. Pelin bak. Sana tek bir soru soracağım Pelin. Siz bu herifle birlikte oldunuz mu? Olmadık. Yalan söyleme. Ya sen bana bunu nasıl sorarsın ya? Nasıl şüphe edersin oğlumuzdan? İyi. O zaman korkacak bir şeyin yok. Yürü hadi. Ferit. Ya bırak ya. Gelmiyorum. Gelmiyorum hiçbir yere. İkinizin de beni düşürdüğü duruma bakın ya. Malınız mıyım sizin? İsteyeceksiniz teste geleceğim öyle mi? Allah ikinizin de belasını versin. Ben oğlumun babasından eminim ya. Kendimden de eminim. Gelmiyorum hiçbir yere, hayır. Lan bu şerefsizin ne işi var o zaman burada? Niye kaçırdı seni? He? Yürü dedim sana, hadi yürü. Ferit, sakin ol. Ferit. Ya bebeğim madem şey bu kadar olacak. Eminsin, neden korkuyorsun? Bak gör, anla işte. Ya ben manyak mıyım dertsiz başıma dert açayım? Neden böyle bir şey yapayım ya? Manyaksın çünkü sen, sapıksın, hastasın. Pelin kes sesini. Ya Ferit dedim. Yeter, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Kadın hamile, hamile. Can taşıyor karnında, görmüyor musunuz? Böyle mi olur bu? Kızı zorlayarak mı götüreceksiniz? Ne yapıyorsunuz? Seyran, Seyran sen karışma ne olur. Yalan mı söylüyor? Ya sizin ne hakkınız var? Kızın tutup kolundan zorla sürüye sürüye mi götüreceksiniz teste? Yazıklar olsun ya. Beni düşürdüğün duruma bak. Ulan ben mi seni duruma düşürdüm? Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ulan söylediğin her şeye inanan ben, seni alıp evime götüren ben mi sana yalan söyledim? Beni şu ortamda seni soktuğun duruma baksana Pelin. Bu çocuğun burada ne işi var? Nasıl böyle konuşabiliyor ya? Ya sen benim şu an kafamda neler kurduğumu hayal edebiliyor musun ya? Ha Pelin? O da senin ayıbın Ferit, benim değil. Şüphe etmeseydin o zaman oğlumuzdan. Ya sen şaka mısın ya? Lan sen nasıl beceriyorsun bunu? Kız kendinden emin Ferit. Ya onun bu kadar rahat yalan söylemesinden sonra kanıt istiyorum ben ya, kanıt. Çok basit bir şekilde gideceğiz, öğreneceğiz. Bitecek, gidecek. Allah'ım kanıt diyor ya. Lan ne yaşıyorum ben ya? Ne yapacaksınız peki? Ne yapacaksınız? Ha? Silah zoruyla mı götüreceksiniz kızı? Dövecek misiniz? Bırak. Niye değil gözüm? Dur. Neler yaşatıyorsunuz şu hamile kadına? Ya karnındaki bebeğe bir şey olsa ne yapacaksınız ha? Nasıl hesaplaşacaksınız aranızda? Ya Seyran şu an burada ne konuşuluyor? Sen farkında mısın? Sen kimi kime savunuyorsun ya? Ferit ben kimseye savunmuyorum ama kadın hamile. Görmüyor musun durumu? Ne halde ya kız? Ya bu iş böyle olmaz. Zorlayarak olmaz, görmüyor musun? Biz gidiyoruz. Tamam mı? Hele bir engel olun bir kim. Hadi gel. Gel. Taksi. Bu burada kalmayacak oğlum. Bunun hesabını sana soracağım. Seni bulacağım. Neredeyse onun hesabını soracağım. Anladın mı? Yine dedenle mi çıkacaksın karşıma? Bak oğlum. Ben baba olmak falan istemedim, istemiyorum da. Ama çocuk benimse Korhanlara bırakacak değilim. Sen önce meseleni Pelin'le çöz. Yalan söylüyor çünkü o kız sana. Ya kendini benim yerime koysana bir. Neden böyle bir şey yapayım? Ne amacım, ne çıkarım olabilir ya? Deli miyim ben ya? Göreceğiz. Göreceğiz Sertar Efendi. Sen dua et. Acelem var benim. Ama bak, sana söylüyorum. En ufak yalan söylüyorsam, sana yemin ederim, ilerisini düşünmem ve gereğini yaparım. Anladın mı?
Hadi bakalım. Pelin, canım ne yapalım, bir şey demedin. Arayayım mı babamları? Ha Pelin, ne yapalım? Ya hayır ya, kimsenin duymaması gerek diyorum sana Serteri. Ver şunu. Ya Pelin, Ferit öğrendi zaten. Bak babam sonradan öğrenirse çok kötü olur, çok kızar. Hayır, kimsenin öğreneceği bir şey yok. Bir manyak çıkmış çocuk benden diyor, bu kadar. Ya sen bu olasılıktan hiç mi korkmuyorsun bir tanem? Ya çocuk Ferit'ten değil de Serter'dense? Hayır, yok öyle bir şey ya. Ben bir seferlik bir hatanın bedelini böyle ödüyor olamam Pırıl. Biz buna hayat diyoruz bir tanem. O yüzden evet, tek seferlik bir hatanın bedelini ödüyor olabilirsin şu an. Telefon çalsın. Bak, daha fazla geciktirme. Artık inanmayacak sana. Zaten şüpheleniyor yeterince. Aç artık hadi. Yoksa daha fazla inanmayacak sana. Ferit. Neredesin? Biz bir kafeye geldik. Ben biraz kötü oldum da. Neredesin lan? Nerede? Hikayeyi anlatma bana. Konumu at hemen. Geliyorum oraya. Hiçbir yere kıpırdama Pelin. Lan Pelin. Lan. Problem var mı? İyiyiz şimdilik. Benim artık gitmem lazım. Seyran. Ferit de yoldanmış da. O gelince git ne olur, ben çok korkuyorum. Yani ben de Ferit'in ne yapacağını kestiremiyorum. Şimdi kızının kolundan tutup götürmesin o da. Seyran biliyorum bunu istemem senden çok fazla. Ama sen de yaşadın bunu, sana da iftira attılar. Ya bir kadın anlamaz mı, hissetmez mi bebeğinin babasının kim olduğunu? Ben zaten böyle bir şey olsa çıkar gelir miydim Ferit'in karşısına? Pelin. Bu benim meselem değil. Yani şu an bizim burada bir arada olmamız bile bana doğru gelmiyor. Tamam. O zaman benim için değilse bile Ferit için kal. Sen Ferit'in ne kadar sinirli biri olduğunu biliyorsun. Şimdi buraya geldiğinde o sinirle bana ya da bebeğe bir zarar verirse hayat boyunca kendini affedemez. Onu bir tek sen durdurabiliyorsun Seyran. Seyran lütfen. Ben de Ferit gelince onu nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. Sen şimdi halinden tavrından anlarsın geldiğinde nasıl idare edeceğini. Ferit konuşalım biraz. Seyran benim biline konuş. Ya Ferit! Bir dur ya! Ben de şu an çok mutlu değilim yani ikinizin arasında kalmaktan, pardon da. Bir sakin olur musun? Bak bu öfkeyle çevrendekilere zarar veriyorsun. En çok da kendine. Her zamanki gibi yeter, bir dur. Seyran bak. Benim beynim patlayacak gibi Seyran. Patlayacak gibi. Bana sakin ol diyorsun ya. Bu ne lan bu? Bak ben çok özür dilerim bunları yaşadığın için. Gerçekten ama sen
Sen ne yapıyorsun burada? Niye oradaydın? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Hastanede peşine takıldım. Eğer yetişebilseydim... babamın şikayetini geri çekeceğini söyleyecektim sana. Nasıl yani? Baban şikayetçi olmayacak mı gerçekten? Olmayacak. Senden sonra bir de ben konuştum. İkna oldum. Her şey o kadar üst üste geldi ki Seyhan. Ben artık baş edemiyorum. Geçecek Ferit. Bu da geçecek. Ama sen artık en azından baban için endişelenme. Tamam. Seyhan, bunu seninle konuşmamız lazım. Şu konuyu da bir kesinliğe kavuşturayım da... sonra bir konuşalım lütfen. Gitmem lazım artık Ferit benim. Tamam, ben seni bırakırım uygun bir yere. Arabada konuşuruz. Lütfen Seyran, zaten benim de babamı görmem lazım. Ferit. Sakin olacaksın. Tamam mı? O kadının karnında bir canı var. Ama senin çocuğun ama bir başkasının, fark etmiyor. O bir anne her şeyden önce. Lütfen pişman olacağın bir şey yapma, söyleme. Kim derdi ki Pelin için sana karşı bunları söyleyeceğim, ama işte hayat söylettiriyor. Ben anlamıyorum Seyran ya. Benim gerçekten kafam basmıyor ya. Ya biz bu yüzden ben, sen neler yaşadık ya? Bunların hepsi... Halam arıyor Ferit, açmam lazım. Tamam, ne olur. Bak, bekle beni burada. Lütfen. Çok kısa konuşacağım. Söz. Sakin olacağım, tamam mı? Birazcık konuşalım seninle. Lütfen bekle, hemen geliyorum. Tamam. Efendim hala? Kızım, neredesin sen? Babanı çıkarıyorlar, evimize gidiyorsun, haydi. Okuldayım hala, derslerim uzadı. O yüzden geleceğim ama merak etme. Hay senin okulun batsın. İki gün sürmedi evlatlığın. O ne demek hala ya? Öyle bir şey söylenir mi? Geleceğim diyorum sana. Yetişemezsin gayrı. Söylerim adamlara, evin adresini yollarlar. Oraya gelirsin. Tamam. Kapatıyorum, bay bay. Pelin. Bak. Sana tek bir soru soracağım. Bu çocukla siz... o çocukla siz bir şey yaşadınız mı? Olabilir mi böyle bir şey? Ben sana böyle bir şey yapar mıyım hiç? Niye lan o zaman? Niye o çocuk çıktı geldi buraya Pelin? Bak, herif bana çok güzel bir şey söyledi. Niye yapayım bunu dedi.
Benim ne çıkarım olabilir ki bu işten dede? Hı? Haklı da Pelin. Niye yapsın lan bunu, niye? Ben seni yalnız bırakayım. Bir soru sordum sana. Bir soru sordum bak, beni delirtmiş. Bilmiyorum Ferit, bilmiyorum. Siz bu çocukla görüştünüz mü? Siz bu çocukla görüşüyor muydunuz yoksa lan? Lan bak konuş, konuş, beni delirtme lan, konuş. Hayır, ilk defa çıktı karşıma zaten, çıkar çıkmaz da bunu yaptı. Ya kaçırdı beni, kaçırdı. Sen gelmiş bana hesap soruyorsun. Lan sen... Lan sen delirttin lan artık beni. Delirttin, filme çevirdin lan bu işi. Sen nasıl bir kadınsın lan? Ha sen nasıl bir kadınsın Pelin? Zenci de olsun bu çocuk, tam olsun. Ha, tam olsun, var mı böyle bir ihtimal? Ha? Var mı lan, var mı? Cevap ver bana. Yazık. Keşke hiç karşına çıkmasaydım Ferit. O zaman niye inandın? Niye güvendin bana? Şimdi böyle yapacaksan eğer ne anlamı vardı o zaman bana güvenmenin? Ha? Ne yapmamı bekliyorsun benim Pelin ha? Dünya üzerindeki hangi insan evladı olsa aynı şeyi yapar benim yerimde Pelin. Lan madem bu kadar eminsin kendinden, gel gidelim test yaptıralım o zaman. Gel gidelim test yaptıralım Pelin. Bitsin gitsin bu hikaye, kurtul sen de, niye yaptırmıyorsun? Ya ben neden böyle bir şey yapayım ya? Kendimi niye bu duruma düşüreyim ben? Çok iğrenç bir şey bu, farkında değil misin sen? Ben bu kadar aşağılık biri miyim Ferit? Ne olacak? Başka biri çıkacak. Yine test mi yaptıracağım ben? Sen bana güvenmeyecek misin hiç? Hayatım boyunca üzerime atılan iftiraları temizlemeye mi çalışacağım ben? Lan durduk yere kim sana niye iftira atsın? Pelin saçma sapan konuşma. Bak delirtme beni. Ya sen benim böyle bir durumda ne yapmamı bekliyorsun? Evet Pelin'cim haklısın. Çocuk delinin teki çıktı deyip salayım mı bu hikayeyi? Ne yapayım? Seyran, televizyona çıkıp sana iftira atmadı mı ha? Senin ailene de. En yakınındı güya. Benden daha çok seviyordun onu. Bütün gerçekleri çarptırarak anlatmadı mı? Ha? Seyran yapınca oluyor. Sertar yapınca niye imkansız geliyor sana bu? Pelin. Bak. Bak sana. Tek bir şey soracağım. Bu çocuk bunu niye yapsın ya? Niye yapsın lan? Bana bir tane sebep söyle. İnanacağım sana. Ne amacı olabilir bunun? Ne çıkarı olabilir bunun? Bunca zaman sonra bu çocuk gelip niye seninle uğraşıyor Pelin? Niye? Sana sordum. Görüşüyor muydunuz dedim. Bana hayır dedin Pelin. Ne yapayım lan ben? Ne yapayım? Ha? Hasta. Hasta çünkü. Takık bana, takmış kafayı. Ya sen hatırlamıyor musun ya? Kırıp döktü evin her yerini, sen gelip kurtardın beni Ferit. Sen ne kadar çabuk unuttun bu günleri. Ne bileyim, o zamandan sana da bana da öfkeli belki. Dedene de kinli. Seyran'ın da ekranlara çıktığını görünce falan intikam almak istedi belki de. Ya ben deli miyim Ferit? Deli miyim ben? Zaten bu çocuk doğduğunda her şey ortaya çıkmayacak mı? Ben bunu saklayamam ki. Hem benim bir şüphem olsa ben gidip test yaptırmaz mıydım zaten? Niye böyle yapıyorsun? Niye bu kadar alçaltıyorsun beni? Ben dayanamıyorum artık. Yapma lütfen. Lütfen. Güven bana. Peki Pelin, dediğin gibi çıkacak ortaya. Bu senin de kimsenin de saklayabileceği bir şey değil Pelin. Ama sanma ki ben o çıkana kadar duracağım. Bu çocuk niye, bunu niye yapıyor? Tek tek araştıracağım Pelin. Bu işin peşini bırakmayacağım.
geçmişin hatırına susup sabredeceğim. Şimdilik Pelin. Ama bak, eğer ki... Eğer ki falan yok Ferit. Yok lütfen. Kral'la taksiye atlayıp eve gideceksiniz. Ben de karakola gideceğim. Babamın yanına. Döndüğümde Pelin, döndüğümde ne yaptığınızı, ne ettiğinizi, ne zaman girdiğinizi tek tek kontrol edeceğim. Tamam mı? Yürü. Seyran. Acil gitmem lazım artık beni Ferit. Tamam Seyran, atla. Uygun bir yerde bırakayım seni. Hem babamın konusunda tam bir konuşalım seninle. Gel. Lütfen. Tekrar özür dilerim Seyran. Tüm bunlara şahit olduğun için. Önemli değil Ferit. Sen sadece dediğimi unutma. Tamam mı? Bir anlık bir öfkeyle pişman olacağım bir şey yapma. Ne demek ki bir şey yapma Seyran ya? Biz tüm bunları niye yaşadık seninle? Hı? Benim yuvam yıkıldı ya bu yüzden. Sen baba oluyorsun diye ayrılmadık. Sen beni aldattığın için ve sürekli bana yalanlar söylediğin için ayrıldık. Ya benim sana sadakatim Antep'te ilk o imzayı attığımız gün başlamıştı. Ama senin çok sonra başlamış Ferit. Tüm benliğimle, her şeyimle senin sevgine inanmıştım. Güvenmiştim ben sana ya. Bu içimdeki güven kırılmasaydı... ben her şeyle, her şey için mücadele ederdim Ferit. İkimiz için de. İşte o kız geldiğinde içimdeki o güven kırıldı. İşte o zaman beni sevdiğine de inanmamaya başladım. Ben sana güvenmediğimden gittim Ferit. Seni sevmediğimden değil. Yani yapma Seyran, yani ben seni sevmiyor olabilir miyim sence? Ya böyle bir şey olsa sen bunu anlardın Seyran. Bana baktığında, sana sarıldığımda korku mu, endişe mi görmedin mi hiç? Ya insan sevmediği birini kaybetmekten neden bu kadar korkar ki? Ben hayatımda hiç kimsenin yokluğunda bu kadar korkmadım Seyran. Kendimi bu kadar çaresiz hissetmedim Seyran. Yemin ederim sana, gözlerime baktığında bunu görmüyor musun Seyran? Endişelenme artık baban için. Babam ikna oldu.
Yani eğer hala konuşmadıysa ben şimdi gidince tekrardan konuşurum babamla. Gerçek her şikayetini hemen. Teşekkür ederim. Sağ ol ama bir soru sordum sana. Ben şurada inebilir miyim durakta? Babamlar hastaneden çıkmış da yeni eve geçiyorlarmış. Oraya gitmem lazım. Adresi biliyorsan eğer daha yakın bir yere bırakabilirim seni. Hiç gerek yok. Ben kendim giderim. Hem sen babana git bir an önce. Yani anlattığın kadar ciddi bir durum varsa o da öğrensin durumu. Tamam. Teşekkür ederim. Seyran. Gözlerime bak. Ferit. Gözlerime bak Seyran. Bak hadi. Şimdi görüyor musun? Gözlerim ne diyor? Hissedebiliyor musun? Senin olmadığın bir dünyada nasıl korktuğumu daha net görebiliyor musun şimdi? İyi bak Seyran. Ne olursa olsun, biz ne yaşarsak yaşayalım, sen yanında olmadan bu gözler kapanmayacak. Ben hayatımda kimsenin yokluğundan bu kadar korkmamıştım Seyran. Ben hiç bu kadar çaresiz kalmamıştım. Kaderine yazılan ilk evlilik gerçekleştiğinde. İşte o zaman herkesin yüzü gülecek. Kalbin
tamam diyecek. Kalbin tamam. Herkes farkında bile olmadığı, henüz bilmediği mutluluklara erişecek. Senin bozulan yazgın her şeyi rayından çıkarmış. Her şey ondan sonra birbirine girmiş. Herkes senin bozulan yazgın kaderine yazılan ilk bir kimyan sürerken birbirine girmiş. Pelo, bak gel bize gidelim. Bu işin sonu çok kötü bir yere gitmeye başlıyor. Benim kimseden korkum yok diyorum ya. Niye anlamıyorsun sen? Onun babası Ferit. Ya Pelin, senin takıntılı hallerin beni korkutmaya başladı ya. Sen öyle ya da böyle, diğeriyle bir kere bile olsa oldun mu? Oldun. O zaman diğer ihtimali düşünmek zorundasın diyorum sana. Ne yapayım Pırız? Koşa koşa gidip test mi yaptırayım ben? Ne yapayım? Ferit'ten başka biriyle olduğum ortaya mı çıksın? O zaman yüzüme bakmaz benim Ferit. Çocuk ya Ferit'ten değilse diyorum sana ya. Değilse o zaman babam da arkanda durmayacak. O yüzden sertere bu kadar sert yapma demek istiyorum sana. Ne yapayım? Pılım pırtım toplayıp sertere mi gideyim? Ne yapayım? Hayır tabii ki. Ama işin bu kadar büyütmesine izin verme diyorum. Bak biz gidelim senle böyle el altından yordamdan bir test yaptıralım biz bilelim. Böyle Ferit'in bir iki tane saçıyla falan olmuyor mu bu işler? Bir duyacak ya. Yok diyorum öyle bir ihtimal yok, olmayacak öyle bir şey, biterim ben. Of, inşallah olmasın bir tanem benim canım. İnşallah olmasın da zaten, ben de onu istiyorum. Ama ya olursa ihtimali için hazırlıklı olalım demeye çalışıyorum sana. Tamam? Ya of, olmasın işte, öyle bir şey olmasın, arıyor yine. Pelin, bir dinle beni. Aç kulağını, beni dinle. Bak ben senin iyiliğini düşünüyorum bir tanem. İnan bana hiç kötü bir niyetim yok. Diyelim ki %1 ihtimal. Çocuğun babası Serter çıkarsa. İşte o zaman sen ne yapacaksın onu düşün demek istiyorum sana. Bu yüzden Serter'le ipleri bu kadar germe. Aranı biraz sıcak tut. Çünkü eğer %1'lik ihtimal gerçek olursa, bebeğinin babası Ferit çıkmazsa, bu hayatta çocuğunun babasından başka yanında kimsen kalmayacak Pelo. Haber bekle benden. Akşam buluşalım bu tarafta. Yıldayım. İstemediğini anladım. Küçük değilim diye. Suna saçmalama. Hadi gel masaya dönün hadi. Ne olur, ne olur. Biraz daha dans edelim ne olur. Tamam, tamam edelim. Ağlama. Gel. Eğer küçük olsaydım belki Seyran'ın yerinde ben olabilirdim. Zaten herkes Seyran'ı daha çok sever biliyor musun? Annem mesela, o dayak yerken kendini siper eder biliyor musun önüne? Böyle durur. Ben dayak yerken kaçar gider, pusar bir yere. Suna, tamam düşünme böyle şeyleri. Bak ne güzel eğlenmeye geldik. Hı? Hadi, ama dans edelim. Gel. Tamam ağlama. Ama sen
Sen dün beni babamın dayağından kurtardın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öyle bir şey olsun istemem. Herif. Hayatım. Erken dönmüşsün işten. Nasıl geçti bakayım dernek işte? Suna? Ne oldu? Niye ağlıyorsun bakayım sen? Ha? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bana bak. Yengem görmesin ha böylesin. Canımı okur valla. Hele dedem görürse var ya. Of yani. Ne oldu? Ben hayal görüyorum. Değil mi? Hayal görüyorum. Canım karım. Canım karım benim. Asıl hayal sensin benim için. Hep günün birinde bu evin hanımı olacağını hissediyordum biliyor musun? Aslında seni hiç aklımdan çıkaramamıştım. İçimde bir yerde hep bu anın hayali vardı. Ne hayali? Sen, ben, bir de oğlumuz. Yazgı diyeceğiz. Kader diyeceğiz. Yukarıdakinin bir bildiği vardır diyeceğiz. Oynayacağız. Başka çabamız yok. Allah'ım aklımı kaybettim Allah'ım. Beni başı çıkamayacağım şeylerle sınama. Allah'ım. Allah'ım tövbe. Tövbe bir daha gitmeyeceğim bu kadına tövbe. Tövbe. Allah'ım ne olur. Aklıma geleni başıma getirme ne olur. Ne olur tövbe. Allah'ım aklıma bu kayıt al. Allah'ım. Geldik. Şurası sol taraf. Girebiliriz içeri. Seyran, gel. Hoş geldiniz Seyran Hanım. Buyurun. Hoş bulduk.
Bak burası halanın odası. Hala? Anne çok güzelmiş eviniz. Ya evimiz kızım. Babam bir şeyler dedi ama geri dönücüymüşsün. Bakalım. Ya birazcık babama bağlı. Kızım aklın yolu bir. Aa. Abi ne işin var senin el alemin evlerinde? Bak o kadın sana mı sahip çıktı yoksa kocasına mı? Zaten kalamazdın. Ha yakışık almaz. Hem bak babanın ayağının da ne olacağı belli değil. Ha? Sakat kalabilir Allah korusun. Allah korusun. Keşke sen de bizim yanımızda gözümüzün önünde olsan ha. Kızım bak baban odanı düzenledi, hazırladı. Sen git bir odana bak ha. Ben de gidip Seyran geldi diye haber edeyim. Zaten gidecektim yanlarına. Bir de kahve yaparım. Oda mı? Ne odası ya? Evet kızım, oda. Hatta var ya, arkadaşına bile oda var. O nerede sahi? Niye getirmedin onu? Garibim bak, bizimle beraber hastanede de bekledi kaç gece. Ay ben, benim aklımdan çıktı Ece ya. Ararım, ararım da inşallah gelir. Yani oda açıkta kaldı. Sen annemler teşekkür için çağırıyor de tamam. Zaten gelirse gitmez o, kalır. Hem belki bizim adımızı geçirirsen belki hayır diyemez ha? Tamam annem. Hadi gel odanı göstereyim sana. Hem üstünü başını da çıkarırsın. Buraya da sonra devam ederiz. Ev güzel. Güzel, güzel ağam, güzel de. Bu bacak gittikten sonra mı akıllanıcıydım ben ya? Ha? Gene de sağ ol. Var ol. Tez vakitte çok iyi ev bulmuşsun, çok güzel. Benim İstanbul'da bir bacımın oğlu var. Sağ olsun o buldu. Çok bizim torpağın adamına benzemez ama sağlam, yürekli, kamil çocuktur. İşte bitirir ha. Maşallah, mübarek maşallah. Ya senin yetişkin yeğenin mi vardı ya? He ya. Allah Allah. Benim niye haberim yok? Ya zamanında haberimiz olaydı bakarsın aklaba oluverirdik ya. Ökeş ha. Ha şimdi bak. Kızım biri evli. Diğeri de yeni dul kaldı ha. Ne edeceksin? Estağfurullah Kazım ha. Benim yeğen Seyran gibi kız bulsun da öpsün başına koysun. Onun da yakın vakitte başından bir nikah geçti. Nikah? O da dul sayılır. Denkler de. Bilmeyeyim ki. İsterler mi? İstetirik ya. İstetirik sen Ökkeş ha ne diyorsun ha? İstetirik genç bunlara. Bir bakmışsın kaynaşı vermişler ha. Biz de akraba oğlu vermişik ya. Belli mi olur ha? Amin. Kazım ağa kızın geldi. Haber ver dediydin. Nedir ya? He? Vallahi biz de tam Seyran'ın lafını ediydik ha. Üstüne geldin Allah'ım sen otur. Otur ben bir bakım geleceğim. Ya sen bu halde gidebileceğin mi ha? Ökkeş abi yardım et ben. Ya otur Ökkeş abi. Ne var ya? Halimde ne varmış ya? Gideceğim tabii ya. Sen otur otur. Şimdi ben kızla özel yalnız bir şey konuşsun. Haydi. Ya müvekkilin şikayetini geri çekecek diye bilgi geldi bize. Tamam, tamam ben arayacağım sizi. Hayırdır avukat, ne oldu? Karşı taraf şikayetini çekmemiş hala. Orhan Bey'i götürüyorlar. Ne demek, nasıl şikayetini geri çekmemiş? Ferit kesin konuşmuştu. İçerideydi o, Orhan Bey'le görüştü mü? Sanmıyorum, araç da geldi zaten. Bey, savcı babanızın tutuklu yargılanmasını talep etmiş. Cezaevine sevk ediyoruz. O yüzden maalesef görüş iptal oldu. Nasıl yani ya?
Ne demek cezaevine sevk edeceğiz? Ben babamı bekliyorum burada. Babam nerede benim ya? İşlemleri bitmek üzeredir. Bakın Memur Bey, anlamıyorsunuz. Kazım Şanlı şikayetini geri çekecekti. Benim kimle görüşmem gerekiyor? Bir şey söyleyeyim, babamı götüremezsiniz bir yere ya. Ferit, Kazım şikayetini geri almamış. Nakil aracı da kapıya geldi bile. Ne aracı lan? Ne aracı? Babamı götüremezler bir yere. Ferit bir dur. Ferit bir dur, Ferit. Baba! Oğlum. Baba! Oğlum. Ferit. Baba. Ferit. Beyefendi. Baba, kurtaracağım seni. Kurtaracağım, tamam mı? Ben Seyran'la konuştum baba. Kazım şikayetini geri çekecek. Tamam mı baba? Korkma. Tamam. Baba. Lütfen bir şey çıkar oğlum. Kurtarın beni. Çıkartın beni buradan. Çıkartın beni Ferit. Çıkaracağım baba. Baba. Baba, kurtaracağım seni. Ferit. Korkma. Yardım et baba. Ferit, yardım et oğlum. Ferit, yardım edin. Oğlum, yardım et. Ferit. Ferit, yardım edin oğlum. Ferit, yardım edin. Ferit, yardım et oğlum! Yardım. Güzel kızım. Beğenmediysen başka odaya geç ha. Yok baba, gerek yok. Sen nasılsın? Daha iyi oldun mu? Hey, hey. Yani işte ne kadar iyi dersek kızım. Ne kadar iyi desek de gözün gördüğü sağlam ya. Göreyim. Daha iyi olacaksın baba. Ben inanıyorum. Geçecek hepsi. İnşallah, inşallah, evet. İnşallah kızım, inşallah. Şöyle oturayım, dur. Tamam. İnşallah. Sen konuyu ne yaptın baba? Oh, inşallah kızım. Ah, iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hı. Sen benim yanımda ol, bizimle kal. Bana moral ol. Ben de seni merak etmeyeyim, daha iyi olayım. Hep öyle kızım. Sen o konuyu ne yaptın baba? Avukatla konuşabildin mi? Daha değil. Nasıl yani? Baba ben buradayım işte. Söz veriyorum, hiçbir yere gitmeyeceğim. Niye konuşmadın hala ya? Kızım, ben sana ne dedim? Sen bizimle kalıcın dedim. O Korhanlardan tüm bağını, ilgini koparıcın dedim mi demedim mi? Baba, zaten benim onlarla hiçbir bağım kalmadı artık. Evi terk ettim, boşanıyorum. Ben daha ne yapayım? Ya kızım, aklın orada olduktan sonra hiçbir şey değişmez ha. Ya senin işinden geldiğine ben ikna olacağım ha. İkna olacağım ya. Baba, baba adamı ben yakalattım zaten. Ben yakalattım. Yani ben sana daha nasıl ispat edebilirim onlarla bir bağımın kalmadığını? Ne yapabilirim? Ne yapmam lazım? Nasıl ikna olacaksın baba? Oh! Bak. Güzel kızım bak. Şu bizim Ökkeş'e yok mu? Hı.
Onun bir yeğeni varmış. Tamam. Böyle çok ahlaklı, böyle üsturuplu, düzgün, beyefendi bir çocuğumuş ha. Biz de Ökeş aile değil ki. Hani bir tanışsanız mı deyik ya? Baba. Baba ya. Ne diyorsun sen ya? Zorla mı evlendireceksin yine beni? He? Orhan Bey'le mi beni tehdit ediyorsun sen? Haşa ya. Seyran. Kızım ne tehdidi ya? Ne tehdidi? Yüce Allah benim canımı bağışladı. Ben bundan böyle kızlarımı tehdit eder miyim kızım? Benimki teklif ya. Teklif o. Sen bana demedin mi ya? Benim Ferit Koran'la hiçbir ilgim kalmadı. O Koran'larla hiçbir bağım kalmadı demedin mi? Ben de ispat istiyorum. Yani kusura bakma Seyran. Benim için de ispat böyle olur ha. Yani yoksa... Yoksa? Yoksa ne? Dövecek misin yine beni? Kızım öyle bir şey olabilir mi ya? Ya ben size dokunabilir miyim artık bundan böyle ya? Bunları konuşmadık mı Seyran? Kızım... Sen benim başımın tacısın o. İstediğin kadar, istediğin zaman bu ev senin. Bu oda, öbür oda hepsi senin ha. Tamam. Ben sana hayatta gücenmem Seyran. Hayatta. Sen de bana yücenme. Tamam. Hiç öyle bana şikayetini geri al falan deme. Ha bak bunu göreyim. 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 Çünkü... haklıyım. Kusura bakma. Alo Ferit. Seyran. Ya babamı götürüyorlar Seyran. Ne? Nereye? Hapishaneye. Ya Seyran baban hani şikayetini geri çekecekti. Ne oluyor? Delireceğim ben ya. Ferit tamam. Tamam sakin ol lütfen tamam mı? Ben babama söyledim babamla konuştum ama o sırada hastaneden çıkıyorlardı. Yani daha yeni... konuşmuştur avukatla babam. Tamam mı? Sakin ol lütfen. Ne zaman? Az önce. Yanındaydım hatta ben babamın. Ama avukat ne yaptı? Bugüne yetişir mi yetişmez mi? Onu bilmiyorum. Duymadım yani. Ama ben sana haber vereceğim. Tamam mı? Haber vereceğim. Merak etme. Kapatmam lazım şimdi. Kafayı yiyeceğim ya. İyi misin abicim? Nedir durum? Kazım anca konuşabilmiş. Gel de delirme ya. Gel de çıldırma ya. Tamam oğlum vazgeçmesin de boş ver. Bir gün sonra olsun. Ya abi anlamıyor musun? Bak yarın her yerde haber çıkabilir. Hapishanede diye manşet atılabilir. Bu nasıl iş ya? Dedeme gitmekten başka çaremiz kalmadı bizim. Halis'e engel olacak mı sence? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum ama bizim çözemediğimiz ortada. Hadi bas gidelim de geç kalmayalım hadi. Şurası boş. Yerleşebilirsin. Ortak alana veya avluya bu saatte çıkabilirsin. Tamam sağ ol. Aleykümselam. Samet bende.
Müsait misin dede? Hele şükür. Aklına iş güç geldi sonunda. Babamı hapse götürüyorlar dede. Tutuklu yargılanmasını istemişler. Dede bir şey söylesene. Bir tepki versene. Hiç mi zoruna gitmiyor ya? İlla babama bir şey olduğunda o zaman mı bir şey yapacaksın? Doğru konuş benimle. Benim her şeyden haberim var. Tutmuş adamı kaçırmaya kalkmışsınız. Tabii öyle hemen bırakıvermeyecekler. Dede bak. Bilmediğin şeyler de var senin. Kazım şikayetini geri çekecekmiş. Babamın adını temize çıkarabiliriz. Ne olur ya, hapse girmesine engel ol dede. Sebep? Arkamdan dolaplar çevirsin diye mi? Benim kuyumu kazsın diye mi? Hali hal değil. Şirkette yaptığı işler iş değil. Ne diyorsun dede sen? Babam yapmaz öyle şey. Yapmış mı, yapmamış mı göreceğiz elbet. Şimdilik ayak altında dolaşmaması en iyisi. Dede sen nasıl bu kadar duygusuz olabiliyorsun ya? Oğlun o senin, oğlun. Onun canından daha mı kıymetli söyledikleri? Otur şuraya. Otur dedim. Ben sarrafım Ferit. Kıymeti değeri iyi bilirim. Neyi? Ne zaman yapmam gerektiğini de ben çok iyi bilirim. Senin için bazı düşüncelerim varken, bazı planlarım varken geçmiş karşıma, saygısızca lak lak ediyorsun. Yapma böyle. Ya ben nasıl durayım ne de? Sen söyle Allah aşkına. Babam o benim ya. Babam. Biz nasıl bir şey yapmayız dede? Ya babamı orada bir şey yaparlarsa? Ha? Biz seninle o zaman ne konuşacağız bunu düşünebiliyor musun sen? Ben her şeyi düşünüyorum. Sen merak etme. Tüm gücünü, enerjini işine ver. Dünyaya kapat kendini. Ben sana büyük bir mükafat verdim. Markanı yapmana izin verdim. Bunu düşün sadece. Bunun üstüne yoğunlaş. Aklına, fikrine mukayyet ol. Ben küçükken de beni hep böyle pahalı, janjanlı oyuncaklarınla kandırırdın. Ama hep sonrasında bir şey isterdin. Şimdi benden ne istiyorsun dede? Unutayım babamı. Onun hayatının mahvolmasına izin mi vereyim? Bunu mu istiyorsun torunundan gerçekten? Anlasana çocuk. Her şartta işini her şeyin önünde tutmanı istiyorum. Söz konusu kanından canından bile olsa ilk sırada işin gelecek. Benim yaptığım gibi. Yıllardır öfkenizi, nefretinizi çektiğimi bildiğim halde bile bile yine de sizler için yapmaya devam ettiğim gibi. Sen bu yükün altına girebilecek misin? Hı? Önce bunu düşün, taşın. Ona göre davran. Benim vaktimi de boşuna alma. Gidebilirsin.
Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Neticede basit bir tanışma yemeği. Baban da git sonrasında da görüş dememiş ki. Ben öyle anladım. E o zaman sen de gidersin görüşürsün Seyran. Yani sen hem babana yalan söylememiş olursun. Hem de baban şikayetini geri çeker. Yani şimdi ben gidip babama, ben baktım baba, gördüm. Uygun değilmiş bize desem, vazgeçecek de sanki. Ya Seyrancığım sen bir bakacaksın işte. Ayrıca belki de uygunsa da uygun Seyran. Görmedin ki daha. Yani eğer gerçekten hayatından Ferit'i çıkarıyorsan... yani birileriyle normal oturup tanışabiliyor olman lazım değil mi? Yani ömrünün sonuna kadar kimseyi almayacak mısın hayatına Seyran? Seyran. Neyse tamam ben görüşümü söyledim. Ama bence sıkıntılı bir durum yok yani. Gayet normal, al gülüm, ver gülüm bir durum işte. Yok Ece ya. Yok. Ben yapamam. Yapamam yani. Hayır şart koştu bir de buraya taşınmama. Ya hem eve döneceğim, hem babam beni yine evlendirmeye çalışacak. Oldu. Ya ben aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak istemiyorum ki. Ne yapacaksın peki? Gidip konuşacağım şimdi. Yalvaracağım. Şikayetini geri çek diye gerekirse ne yapayım? Yalvaracağım yani. Ben yapamam. Ya ben daha resmi olarak boşanmadım bile. Benim o zaman Ferit'ten ne farkım kalır? Gidip konuşacağım. Kazım ha, Antep'e yükseldin mi ya? Ya, yükselmem mi ya? Ne demişler? Kahkenin üçü, Antep'in içi. Aman. Ya arada böyle bir öyle bir vuruyor ki şerefsiz. Yemin edeyim var ya kendimden geçeyim ha. Sen merak etme. Sağ ettiklerinin aynını çekiciler. Benim adım Ökkeş ha. Amin ya. Ya bilmez gibi konuşayım ya. Ha? Hiçbir şey olmaz onlara. O Halis Orhan var ya Halis Orhan her bir şeyi idare etmiştir ha. Yemin edeyim bak. O Orhan iyi. Dışarıda olduğundan daha iyidir o içeride. Onlar ayarlamıştır ya. Olan benim ayağı oldu ya. Yetti ha, yetti. Müthiş söz. Senin ayağın bedelini misliyle alacağım. Ne demişler? Mahpusa girerken han kapısı, çıkarken inlenin deli. Hele bakak, çıkabilici mi? Orhan Korhan Bey. Yiyorum Kazım ha. Sen herhal bizi biraz hafife alayın ha. Bu ne demek şimdi ya? O nasıl hanek öyle ağam ya? O nasıl hanek ha? Ne bileyim biraz sohranayım da. Gereken yapılıcı diyeyim. Sıkıntı etme diyeyim. Sağ salim çıkamayacak o delikten Orhan Efendi. Haydi bakalım. Gel hele gel. Baba. Ha, güzel kızım. Buyur hele söyle. Bir şey konuşabilir miyiz seninle? Konuş kızım. Ökkeş amcan yabancı değil ha. Konuş gel hele gel. Olur peki. Tamam burada konuşalım. Zaten konu Ökkeş Ağa'nın dedikleriyle de ilgili. Baba. Orhan Bey hiçbir şey yapmanızı istemiyorum. Ama hiçbir şey. Lütfen tamam mı? Bak sen istersen avukatın adı konuş. Tamam. Şartlarını kabul ediyorum. Sen ne diyorsun ya? Esra mı benim güzel kızı? He? Tamam. Kız tamam. Tamam o zaman ya. Baba bak
söz ver bana, tamam mı? Lütfen bak, hiçbir şey yapmayacaksınız Orhan Bey, lütfen. Ya söz kızım, söz ya. Anlaşmamız anlaşma. Şimdi arayayım ya. Şimdi avukatı arayayım, konuşayım. Sen hiç merak etme. Gözler kızım. Sağ ol baba. Haydi be. Gözler kızım. Vay. Ökeş ağa, bak. Ben kızı ikna ettim sayılır. Tamam. Sen de git yeğeninle konuş. Demir tavında dövülür ha. Ne yani? Karşılığında şikayetini mi çekeceksin? Yutucun mu? İçine sinici mi yaptıkları? Ağam bak, ben kıza söz verdim ya. Söz ha, söz verdim ya. Tutmak mecburi ya. Ya Orhan ha. Vallahi diyeyim bak. O Orhan narindir ya. O şimdi inim inim inidir ha o mapusta. Yemin edeyim bu ona yeter. Sakın bak, sakın. İçeridekiler bir şey etmesin. Tamam. İçeridekiler bir şey etmesin, sen yeğeninle konuş. Bak, kız bu durumda ha. Bakarık, bakarık. Ben de şu avukatı arayayım. Arayayım, bir konuşayım. Unutmadan. Dur hele. Sen burada bekle beni. Tamam. Kaçırırsın ya. Kimsin sen? Nesin? Ben seninle konuşmak için alıkoydum seni sadece. Bırakacaktım. Ya ne diyorsun sen be? Konuşacak bir şeyimiz yok diyorum. Anlamıyor musun? Var Pelin, var. Bak karnında. İnan ben de bir çocuğum olacak diye bayılmıyorum. Ya benim nasıl bir çıkarım olabilir bundan ya? Ama benimse de Korhanlara bırakmayacağımız konusunda hemfikiriz. Değil mi? Çok sağ ol Faik amca. Gerisini yarın bizim avukatlar halleder değil mi? Aa tamam, tamam süper. Süper. Çok çok sevgiler, saygılar. Oh. Ne oldu? Nedir durum? Kazım sözümü tuttu. Süper oğlum, çok iyi. Faik amca, yarın geç saatlerde olsa babanı çıkaracağız diyor. İyi, güzel. Ya bu çektikleri de diyeti oldu artık. Ne diyelim? Şükür, şükür. Aynen, buna da şükür. Şükür, aynen öyle. Ferit. Hı. Ne? Ben bizim bu çocuklara tembihlemiştim de... Pelin falan dışarı çıkarsa haber verin diye. Biraz önce çıkmışlar, bu yalının yakındaki parka gitmişler. Şu Serterden'in çocuk da yanlarındaymış. Sür abi, sür sür. Belli ki belalarını arıyorlar. En olmadı babam çıkar, ben girerim ha. Sür sen, sür. Serter, bak. Sen neden anlamak istemiyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Sen benim hayatımı mahvetmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun ya? Üsteleme artık, yeter. Bak, olabildiğince efendice yaklaşmaya çalışıyorum olaya ama beni zorluyorsun. Biz seninle yattık, yattık. Bak seninle buradayız, ikimiziz. Biz seninle beraber olmadık mı? Yatmadık mı? Masal mı anlatıyorum ben ya? Ne konuşuyorsun sen bana ya? Kadınım ben. Eğer hamile olsaydım senden sonra... Fark etmez miydim sence? Anlamaz mıydım ben bunu? Aptal mıyım? O zaman neden Ferit'e yalan söyledin? Neden beni iftira atmakla suçladın? Ya ben nasıl, neyine güveneyim senin ya? Çok basit bir test istiyorum sadece. Ya bilmiyor Ferit seninle beraber olduğumu. Öğrenmesini de istemiyorum. Niye anlamıyorsun?
Orada öyle bir şey söyleyemezdim. O yüzden yalan söyledim. Bu sefer ne diyeceksin? İki gün sonra benim için de aynı şeyi mi söyleyeceksin? Serdar bak. Ben tüm ülkeye rezil oldum. Sence ben deli miyim? Evli bir adama gidip hamileyim deyip kendimi rezil edeyim. Ben o eve gitmeyi de kendim istemedim zaten. Dayım zorladı beni. Ya da zorla evlendirecekti başkasıyla. Bak benim dayım Halisa'ya falan benzemez. Eğer bunları duyarsa çok kötü olur. Olaylar büyür. Ne olur vazgeç. Ne olur. Yok ya. Yok aklım almıyor. Ya bugün test yaptırıyorsun. Yarın sonuç çıkıyor ya. Artık bu işler bu kadar basit. Ya Pelin bak sen kaçtığın sürece ben asla ikna olmayacağım. Bunu bil. Sen beni nasıl bir hale düşüreceğimin farkında mısın ya? Ha? Ya birisi duyarsa ya duyulursa ağzından kaçırırsa? Sonuç ne olursa olsun fark etmez. Ferit'ten bile olsa. Benim de oğlumun da hayatımız boyunca üzerimizde olacak bir leke olarak kalır. Lütfen benden böyle bir şey isteme. Ya. Pelin! Lan oğlum yapmayın. Bak dizilerde izleyip kendinizi sokak çek. Lan, bırakın gelsin. Çekilin lan çekil. Allah Allah. Lan oğlum siz ne yapıyorsunuz ya burada ha? Siz manyak mı edeceksiniz lan beni? Sizin ne işiniz var lan burada? Ha? Lan Pelin bu herif daha bu sabah seni alıkoymadı mı? Önünü kesmedi mi? Ne çeviriyorsun? Amacınız ne lan? Çek lan elini! Ferit! Ferit! Artırım! Tamam. Hop. Ferit mi oğlum? Dur. Lan oğlum. Sen canına mı susadın lan? Senin ne işin var burada? Bak ikna olmak istiyorum sadece. Dur ikna olmak istiyormuş. Anlat bakalım. Sonra ikinizden de özür dileyip huzurlu hayatıma dönmek istiyorum. Bu kadar. Lan oğlum sen ne yiyip ne içiyorsun lan? Ben sabah seninle ne konuştum? Ha? Bir şeyi merak ediyorum ya. Lan düşünüyorum. Aklım almıyor. Lan ben de erkeğim. Hiç mi merak etmiyorsun? Hiç mi kafan karışmıyor bunca olandan sonra? Hadi söylediklerimin %1'i doğru olsun. Nasıl görmezden gelebilirsin ki? Nasıl uyuyabilirsin bunları kafana takmadan? Ya gerçekten bu kadar mı güveniyorsun Pelin'e? Hiç mi yalan söylemedi bu kız sana? Lan oğlum. Lan güzelim benim. Bak güzelim, bebeğim. Delirtme beni. Lan. Beni delirtme oğlum. Benim aklım bana yeter lan. Kimsin akıl vermesine ihtiyacım yok benim. Zaten bu tatlı başımda benim 1000 tane bela var. Sakin kalmaya çalışıyorum. Tamam mı? Seni de gebertmek istemiyorum oğlum. Sen anlamıyor musun? Bak sana söz veriyorum. Bu işin sonunda ikinizden birinin canını çok fena yakacağım. O yüzden şimdi susuyorum. Tamam mı? Pelin yürü. Bakma öyle benmem yürü. Lan. Beyim, ne emredersiniz? Pelin'in Şehmuz diye bir dayısı varmış. Bulun onu. Gidiyoruz. Beni delirtme Pelin lan. Bir soru sordum sana. Cevap ver, senin o çocuğun yanında ne işin vardı? Ya peşimi bıraksın diye konuşmak için buluştum, anlamıyor musun? Lan yalan söyleme lan artık bana, yalan söyleme! Yeter lan! Yeter, deli ettin mi? Deli ettin lan, yeter! Beynim yandı bitti, kül oldu lan, yeter diyorum sana, yeter! Ya benim kendimden şüphem olsa ben neden buluşayım o manyakla? Adam hasta diyorum sana, takıntılı ya! Kendini bir yalana inandırmış, sıkı sıkı da tutunmuş o yalana, hasta bırakmıyor işte! Bizi rezil edecek diye korktum, o yüzden buluştum. Lan daha ne kadar rezil olabiliriz acaba, he? Çolduk daha ne olacağız lan biz? Yarın ilk iş o testi yaptıracaksın Pelin. Anladın mı? Yaptıracaksın. Bu işin başka çaresi yok. Ne hale geldik? Sen lan! Ya yaptırmayacağım test falan ya. İneceğim ben. Dur diyorum ya. Ne yapıyorsun? Dur istemiyorum abi. Dur abi. Dur ya. Lan deli misin? Ne yapıyorsun sen ya? Bak bana eğer şu kadarcık bile güvenmiyorsan o eve gelmemin bir anlamı yok. Gelmezsen gelme lan! Gelme! Ya sen neyden kaçıyorsun bu kadar ya? Ha? Neyden korkuyorsun sen?
Lan sen gecenin bir körü parkta o çocukla niye buluşuyorsun? Oğlan takıntılı diye mi buluştun? Aynen öyle. Ne ben miyim takıntılı hasta olan ya? Ya Ferit böyle bir şey olsa ben en başta niye sana geleyim o zaman? Neden ona gitmeyeyim ya? Manyak mıyım ben ya? Deli miyim? Neden yapayım böyle bir şeyi? Benim senden ne beklentim, ne çıkarım olacak ya? Niye yapayım bunu? Aa! Ya! Ne güzel dünya abi ya, görüyor musun? O diyor ben niye yapayım, bu diyor ben niye yapayım. Ben ne yapayım lan, ben ne yapayım? Bir de bana akıl ver. Lan bu yaşadıklarım artık fıkraya geçti. Şaka mısın lan sen? Şaka mısın sen? Ferit bak. Bunlar bir anne için çok kritik zamanlar, tamam mı? Eğer oğlumuzu kucağıma aldığında bugün düşünüp pişman olmak istemiyorsan ya sus, bırak güven bana ya da dur şurada ineyim bir daha da çıkma karşıma o zaman. Allah yukarıda bilin. Bak bu iyi niyetimi boşa çıkarmayacaktır. Ben yine doğru olanı yapacağım. Duracağım ve sabredeceğim. Yine. Sana inanmayı seçeceğim Pelin. Yine. Ama çocuk doğduktan sonra sana ihtiyaç duymadan o testi yaptırabileceğimi ve eğer bana yalan söylüyorsan bunun er ya da geç ortaya çıkacağını hiçbir zaman unutma Pelin. Tamam mı? Tamam valla. Tamam. Ama yani sen de benim arabamı bekleme illa. Ara haber ver işte. Ben de sizin bir kızınızım yani. Tamam. Ama biliyorsun zor yani benim gelmem. Sen de selam söyle. Görüşürüz. Halamın selamlar. Aleyküm selam. Ne diyor? İyiler miymiş? Geçmişler mi evlerine? Geçmişler, geçmişler de. Birinin de aklına gelmemişim yani. Biri de beni aramayı, biz bu haldeyiz, sen nasılsın demeyi akıl etmemiş. Sen alınma, onların bir sürü zor işi vardır. Ama bak baban hastaneden çıktı. O yüzden üzme kendini. Üzme demek kolay da öyle olmuyor işte. Babam düzeldi. Yeni eve taşındılar. Seyran da yanında. Olan bize oldu işte böyle. Olan bize oldu derken? Baksana halimize. Hiçbir şey başaramıyoruz. Her şey üstümüze geliyor. Hani biz güçlerimizi birleştirecektik seninle. Hani herkesten ve her şeyden intikamımızı alacaktık. Ne oldu? Ha? Ne oldu yani? Şimdi böyle mutsuz bir çift gibi yaşıyoruz sadece. Mutsuz bir çift gibi. Peki. Anlıyorum, bir bakıma haklısın. Beni yanlış anlama. Bak. Kavgasız, gürültüsüz, hırgürsüz bir günümüz yok. Şöyle sakin sakin geçirdiğimiz bir günümüz var mı ya? Ha? Bir günümüz var mı? Yok. Bunu diyorum işte, yok. Suna.
Bak. İnan bana, ben de şu an içinde bulunduğum durumdan mutlu değilim. Ama eğer sen de böyle söylüyorsan bizim bir seçeneğimiz daha var. Neymiş o seçenek? Bak, anneme de iyi gelmedi buralar. Annem bazı sağlık sıkıntıları var. Doktor da Londra'da. Ben diyorum ki belki birkaç haftalığına ya da birkaç aylığına Londra'ya gideriz. Sonra bütün durumu orada düşünürüz. Sonra bütün durumu düşünürüz derken? Suna. Belki biz burada kalmaya zorlayarak bir hata ediyoruzdur ya. Belki bu insanların hepsini kendi haline bırakıp bizim gitmemiz gerekiyordur. Çocuğumuz olsun istiyorduk. O çocuğu bu deliliğin içinde mi büyütmek istiyoruz? Ha? Kaya. Hayır. Hayır yani olmaz. Olmaz, biz seninle baştan böyle mi konuştuk? Bunu mu yapacaktık? Ben zaten yapamam yani, olmaz. Nasıl yapayım ben orada? Suna, Suna. Bak. Bence yaparsın. İngilizcen var. Ben varım. Ben Londra'yı çok iyi biliyorum. Ayrıca her zaman istediğin gibi yepyeni biri olabilirsin. Ben galiba artık ne istediğimi bilmiyorum. Alo? Alo, Seyran, arayamadım seni. Kusura bakma. Ne için? Seyran, avukatlar konuşmuşlar. Yarın işlemleri tamamlayacaklar. Babam yarın çıkıyor umarım. Oh. Sevindim. Seyran, bak sanki bunu başından düşünmemişim de şu an aklıma geliyormuşum gibi sanma ama... Baban bunu niye yaptı? Yani Ferit, siz konuştunuz ya babamla. Bilmem. Pek gönlü yok gibiydi yani. Bak Seyran, eğer bunun karşılığında senden bir şey istediyse... ya da seni bir şeye zorladıysa bunu bana söyle ne olur. Düzeltebilirim. Hayır Ferit, yok bir şey. Ya yorulmadım bu kadar çok düşünmekten, kafada kurmaktan, kurcalamaktan? Babam bu sefer anlayışlı davranmak istemişti. Bu kadar yani. Bak biz şimdi yeni evdeyiz. Ece yanımda. Her şey yolunda yani, tamam mı? Merak etme. Kızlar, kek yaptım size. Teşekkür ederiz. Ferit, kapatıyorum şimdi, sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkürler. Tamam. Bırak artık. Umursama. Ben senden kahve istemedim Gaye. Bana o ailenin her şeyini bul çıkart dedim. Daha kaç gün bekleyeceğim acaba? Yarına derleyip toparlarız elimizdekileri. Yani doğru dürüst bir şey olmadığı için de gecikti. Kusura bakma. Ya hem bu ailenin bir zayıflığı, bir sırrı varsa da iyi gizlemişler vallahi. Bulup çıkartacaksınız o zaman. Ya ben hiçbir erkek için yapmadığım şeyi yaptım şu Ferit için ya. Sorgusuz sualsiz babasına yardım ettim. Suçlu mu suçsuz mu düşünmedim bile. Adamın yaptığına bak bir de. Aramıyor ya beni. Aramıyor beni. Teşekkürüne bak. Bu. Bak bu. Bu teşekkürü beyefendinin.
Ya görgüsüz, sonradan görme bir hali. Ne bekliyorsun ki? Göstereceğim ben onlara görgüyü. Beni soktuğu durumdan daha beterine sokacağım o Ferit'i. Madem en zayıf noktası ailesi, başta ailesinden çıkartacağım bana yaptıklarını. Aldız, hayırdır bu soğukta böyle bir başına? İyi misin? Hiç öyle. Yalnız kalmak istedim de ondan geldim buradayım. Hiç bana bulaşma diyorsun yani. Sen de mi kızgınsın bana? Sana niye kızayım ki? Ne bileyim. Baban yüzünden. Babam yüzünden. Pelin için de biraz üstüne gelmiş olabilirim tabii. Yok, kızmadım. Pelin'e değil, çocuğuna sahip çıktığını biliyorum. Anlayabiliyorum yani seni. Zaten sen benim babamın hayatını kurtardın, o yüzden kızmıyorum sana. Sağ ol be Balız. Ara sıra da olsa bir sen anlıyorsun beni. Ne o zaman bu halin? Niye böyle triplerdesin anlamadım. Yok böyle önemli bir şey değil. Kaya'yla da bazı sıkıntılarımız var da. Ama hallederiz yani. Halledemezsiniz Suna. Siz Kaya ile birbirinize uygun değilsiniz ki. Kaya kim ya? Kim o Allah aşkına? Bak, sana arada sırada kızıyorum ama sen çok daha iyilerine layıksın. Ya, ne demez. Suna, bak, ne olur yanlış anlama beni. Siz ilk abiyle de birlikte olduğunuz zamanlarda da ben o yüzden tepki vermiştim. Abi de olmazdı. Abi de uygun değil sana. Ama yani Kaya gibi biriyle olabileceğini de hiç düşünmemiştim açıkçası. Sen nasıl birine uygun gördün beni peki Ferit? Sen başta beni kendine yakıştırmadın ki. Şimdi de birini mi yanıma yakıştırmıyorsun? O ne demek ya? Kendimi sana yakıştırmamak ne demek? Ne demek olduğunu ikimiz de çok iyi biliyoruz da. Şimdi hiç girmeyelim oralara bence. O öyle bir şey değil de sen de biliyorsun bunu, yapma. Hep böyle oldu benim hayatımda biliyor musun? Ben hep kendimi teselli ettim ya da birileri beni teselli etti. Suna teselli benim adım yani. Aslında şanlı değil. Zaten hep aynı şey oluyor. Benim başıma bir şey geliyor. Ben kendimi teselli ediyorum ya da birileri beni teselli ediyor. Mesela annem teselli ediyor. Halam ya da Seyran teselli ediyor beni, şimdi de sen. Ama gerçek ne biliyor musun? Ben çekiyorum bunu. Vallahi. Bak mesela ben babamı kovdurdum.
Seyran baba evine geri döndü. Babam düzeldi. Benim babam Kazım Şanlı düzeldi. İlk defa böyle bir şey oluyor. Şimdi onlar orada. Benim hiç yaşamadığım aile hayatını mı yaşayacaklar yani bensiz? O zaman ben Kaya ile neden evlendim ki? Madem sonunda böyle olacaktı, ben neden kendimi Kaya ile böyle dönülmez bir yola soktum ki? Sakın böyle düşünme, tamam mı? Sakın. Bu hayatta dönülmez yol diye bir şey yok Suna. Mutsuzsan ayrılırsın. Kimse engel olamazsın. Tamam mı? Hem eğer istersen seveceğin, sana layık olan biriyle yeniden evlenirsin. Bu hayat senin hayatın. Tamam mı? Ve gerçekten sen en iyisine layıksın Suna. Tamam mı? Ve bana inanmayacaksın ama bunların hiçbirini sana teselli olsun diye söylemiyorum. Sağ ol Ferit. Teşekkür ederim. Ben içeri geçeyim şimdi de. Kaya beni merak etmesin. Ama... Of, of. Lan! Ne oluyor lan? Ne diyorsun ben sen? Kalk 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 birader kalk. İyi misin? İyiyim iyiyim. Tut şunu kalk. Kustum. Lan! Ne oluyor burada? Benim değil bu. Kesin. Benim değil. Benim değil bu. Ben bir şey yapmadım. Ne oluyor burada? Anlatsın biri bana. Yalan söylüyor ya. Kendi başlattı kavgayı. Elindeydi bıçak. Görmedin mi? Ne? Doğru söylüyor arkadaşlar. Sabahtan beri bana da bulaşıyor bu adam. Hayır, hayır. Şunu. Hayır, bir dakika. Hayır. Ya konuşsanıza. Ben bir şey yapmadım. Söylesenize. Benim bir suçum yok. Daha bugün geldin bir de. Derdini müdüre anlatırsın. Yürü. Ya bir suçum yok ki benim. Herkes yerine benim. Gelsin. Söylesenize. Hala suçum yok diyor ya. Bırak ya. Thank you.
Şeyh Muz Bey'le görüşecektim. Evde mi? Gel baba. Güzel kızım. Gel. Nasıl buldun he? Yeni evimizi beğendin güzel kızım bak. Güzelmiş. Odan da iyiymiş ha. Vallahi iyiymiş odan. Duvar rengi de iyiymiş. Ya bu Öke Şahan'ın yeğeni var ya kız. Hı-hı. O bulmuş. Ya çocuk. Vallahi diyeyim. Zevkli çocukmuş ha. Değil mi? Ne güzel bak. Evimiz ne güzel ha. Seyran. Ben sözümü tuttum. Şimdilik sıra sende. Bak gittim, şikayetimi geri aldım değil mi? O zaman şimdi sen de yarın akşam o Öke Şah'ın yeğeniyle yemek yiyip tanışacaksın. He? Yarın akşam mı? Ya yangından mal mı kaçırıyoruz baba? Ne bu acele ya? Ben yangından mal mı kaçırayım Seyran? He? Apar topar gittim, şikayetimi geri aldın mı? Aldım. Öyle değil mi? Oran 3-5 ay daha yataydı ne olurdu yani ya? Kızım sen şimdi sözünü tutayım mı, tutmayayım mı? Tutayım, tamam. Ama öğle yemeği olacak. Akşam yemeği istemiyorum. Niçin? Ne niçin baba? Tanışmanın öğleni akşamı mı olur? Öğlen yemek istiyorum yani. Ya iyi tamam ya. Ya tamam ne istiyorsan olsun ya. Sen yeter ki çocuğa huysuzluk yapma ha. Öyle olur, akşam olur, sabah olur benim için fark etmez ama çocuğa huysuzluk yapma bak. Tamam baştan söyleyeyim. Hile yapmak yok. Tamam. Ne diyor bu uzun ya ha? Bunun dedikleri doğru mu? Ha? Bunun söyledikleri doğru mu? Abi şey... Abi Pelin bebek Ferit'ten diyor. Lan başlatma Pelin'den şimdi. Başlatma Pelin'den. Sizin yüzünüzden rezil kepaze oldum ben. Ben sizin için adam kaçırdım. Ev bastım. Dayak yedim. Sebep? Sebebi ne? Namusumu temizlemek için. Ama siz ne yaptınız? Başkasının çocuğunu başkasına mı çakmaya çalışıyorsunuz lan? Şehmuz lütfen sakin olur musun? Şşş. Abi ortada daha kesin bir şey yok ki. Lan bir de kesin bir şey yok diyor. Bak beni delirtmesin yemin ediyorum seni öldürürüm. Bir de timsah gözyaşlarına bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? Hala bana kesin bir şey yok diyor ya. Ya ben Halis Korhan'a bir sürü gider yaptım. Atar yaptım. Kızınla evliyim. Ben o adamın yüzüne şimdi nasıl bakacağım ya? Ha? Ben o adamın yüzüne nasıl bakacağım onu söylesen bana. Gel buraya. Abi. Buraya gel. Abi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Zerrin Hanım'ı odasına çıkartıyorsun. Kapısını kilitliyorsun. Camını falan filan her yeri kilitle. Tamam mı? Bırak lan timsak gözyaşlarını. Ver telefonunu. Abi. Telefonu ver. Tablet, bilgisayar falan filan ne varsa odadan alıyorsun onları, çıkartıyorsun. Zerrin Hanım odada bir sakin kalsın, şöyle bir düşünsün. Kızınla beni ne hale düşürdüğünü bir düşünsün. Şimdi git. Güzel adamlar, şoför müför falan, varlıklı bir aile, anladık uzun. Ama senin derdin ne? Sen onu söyle bakayım. Benim yeğeninizle bir derdim yok. Hı. Bir çocuğum olsun diye planım da yoktu. Ama böyle bir ihtimal varsa ben üstüme düşeni yapmaya hazırım. Bir çocuğum olacaksa da benimle benim ailemin yanında büyüyecek.
Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ben bu sahneyi daha önce yaşadım. Daha önce yaşadım ya. Çocuğa bak, daha doğmadan ne kadar taliplisi var ya. Allah Allah. Yok 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 yok, bu iş böyle olmaz ama ben bunu bir şekilde çözeceğim. Şeyh'imiz lütfen biz bu işe karışmayalım. Bak bu Ferit'le Pelin'le çözülecek şey değil. Bütün ülke Halis Korhan'ın torunu olacak sanıyor. Heh. Bravo. Bravo. Bak, kadın sözü dinleyeceksin. Aynen. O zaman nasıl yapacağız? Gidip Halis Korhan'la çözeceğiz bu işi. Evet. Evet. Bravo. Ya böyle bir şey yapamazsın. Pelin'den bahsediyoruz. Yeğenin o senin. Ben vazgeçmeyeceğim. Sadece Pelin sizden bahsetti diye onu başkasıyla evlendirmeye çalıştığınız için çıktım karşınıza. Ha. Bebeğin babası bensem, ben hemen yarın nikah kıymaya da hazırım. Bak. Evet. Gördün mü? Bu iş bizi aşıyor. Mavi Orkiden, bu iş bizi aşıyor. Ya normalde olsa senin sözünü dinlerim biliyorsun ama şu an Halis Korhan benim kayınpederim ya. Ve senin de baban yani. O yüzden bu konuyu yarın gidip Halis Korhan'la çözmemiz gerekiyor. Yarın sabah senin için uygun mu? Herkesle yüzleşmeye hazır mısın? Ben her şeye varım. Halis Bey'le ilk karşılaşmamız değil bu. Az biraz bilir o beni. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlar. Uzun. İnşallah bu işin sonu kötü bitmez. Sen kendinden başka kimseyi sevemezsin. Seyran. Ben seni çok seviyorum. Kabul et Ferit Korhan. Bu sefer sen kaybettin. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tane gün gelip bıkacağız? Ben de yalnız mı kalacağız? Böyle ayrılık olmaz. Böyle yalnız kalınmaz. Böyle ayrılık olmaz. Ne kadar olmayan şeyi oldurttun. Bana bunu inandırdın Ferit. Kalkacaksın aslında. Merak etme, tamam mı? Bu süreçte her zaman senin yanımda olacağım. Sen yeter ki iyi ol.
Abi hazırız. Serter Bey de haber göndermiş. Yolda dahil olacakmış bize. Güzel. Gidelim de erken erken halledelim şu işi. Siz hazırlıkları yapın. Hayırdır Nüket? Vallahi Şemuz kusura bakma. Haklı ya da haksız o kadar erken arasında ben Pelin'i bir başına bırakamam. Zaten Zerrin'e de söz verdim. Sen nasıl konuştun Zerrin'le? Ne yaptın ya? İşte kapı önü kapı arkası. Ne kadar olduysa. Sen Yalı'ya geleceğimizi haber verdin mi? Hiç rahat durmuyorsun gerçekten ya. Arıyorum şimdi. Gel. Latif, araba hazır mı? Geç de olsa işe gitmemek olmaz. Ağam, araba hazır ama Şemuz Beyler aradılar. Ne oldu? Nüket'e bir şey mi olmuş yoksa? Yok, öyle bir şey değil zannımca. Buraya gelip sizinle konuşmak istiyorlar eğer izniniz olursa. Çok önemliymiş. Başka bir yerde konuşulmayacak kadar mahrem bir konu, dedi. Haber ver gelsin. Onun gibi densiz için bile özel bir konuysa önemli olsa gerek. Bak ben bile merak ettim şimdi. Söyle de gelsin. Of ya araç bekliyor ya. Kesin var ya babam her hareketimden haberdar olacak. Böyle açık açık diklenemeyeceğim de çocuğa. Seyran tamam. Ya belki kibar biri çıkacak çocuk. Ya. Normal sohbet edeceksiniz sonra kalkıp gideceksiniz. Sadece Allah aşkına Ökkeş Ağa'nın yeğeninden bahsediyoruz. Yani ne kadar kibar olabilir? Tamam işte sen bakarsın. Ya baktın olmuyor tuvalete gidiyorum de kaç. Ya Orhan Bey çıkana kadar benim babamı idare etmem lazım. Canım babam benim. Şimdi dakika başı arar o beni. Ece. Ben telefonumu kapatıyorum. Tamam mı? Tamam. Yemekten sonra sana haber veririm. Merak etme. Tamam, kesin haber ver ama. Tamam tamam. Seni de zaten şimdi gideceğin yere bırakırız. İyi olur. Canım babam. Oğlum. Orhan. Gülgülüm. Çıkacaksın burada. Avukatlar işlemlere başladı bile tamam mı? Hı? Çıkacaksın baba. Merak etme tamam mı? Tamam tamam. Geç geç. Geç 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 geç. Geç. Ne oldu? Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Ne oluyor Allah aşkına? Ne bu halin senin? Biri bir şey mi yaptı içeride? Ne oldu? Dün bir kavga çıktı oğlum. Tam bana tuzak kurdular. Bir kavga çıktı, biri yaralandı. Sonra bir anda biri elime bir şey tutuşturdu ama ben bir şey yapmadım. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım ben. Tamam, tamam ama yani avukata söyleriz, çözer. Bir şey yok. Hayır, hayır. Anlamıyorsun. Mahsus beni şimdi bir hücreye koydular, tamam mı? Bu dosya kapanmadan o dosyayı açacaklar. Beni buradan dışarı bırakmayacaklar anlıyor musun? Anlıyor musun oğlum? Anlıyor musun? Baba yok öyle bir şey ya. Kimse yapamaz öyle bir şey. Bir gören olmuştur, bir şahit vardır. Senin üstüne öyle yaralama falan yıkamazlar ya. Yaptılar diyorum oğlum anlamıyor musun? Yaptılar diyorum. Yaptılar. Oğlum bak içeride herkes bana karşı birlik oldu tamam mı? Bunu biri yaptırıyor, onu dışarıdan biri yaptırıyor anlıyor musun? Bana bak Ferit, Ferit dedenle konuş. Dedenle konuş. Bu işi bundan sonra ancak onun gücü çözer çözersin. Duyuyor musun beni? Duydun mu oğlum beni? Anlıyor musun oğlum? Sakin. Sakin ol oğlum. Hepsini çözeceğiz.
Ailen hep yanımda senin, tamam mı? Çözeceğiz hepsini. Ailen senin yanında. Allah Allah, Allah Allah. Ya ben anlamıyorum ya. Bizim akşamdan sabaha kadar nasıl yeni haberimiz olur bu işten? Ferit Bey, olayı hala iş soruşturma olarak yürütüyorlar. Mahkemeye bugün gider dosya ancak. O yüzden haberimiz olmadı. Neyse tamam, iyi günler. İyi günler. Ne oldu Ferit? Ya abi içeride babam bir kavgaya karışmış. Ya da üstüne kalmış, bir bıçaklanma mı ne olmuş bilmiyorum, anlamadım hiçbir şey. Orhan Bey'in kavgayla, gürültüyle ne işi olur ya? Tuzak falan kurmuş olmasınlar. Kim kuracak? Gazi bile şikayetini geri çekti. Kim var başka Orhan'ın düşmanı? Bu Kazım'ın hastanede etrafında garip garip tipler vardı. Bunlar böyle şikayeti geri alıyorum ayağına. Böyle bir plan yapmış olmasınlar ya. Yok canım ben, niye yapsınlar ki öyle bir şey? Böyle bir şey olsa Seyran anlar dem. Ya Ferit, Kazım'ın şikayetinden durduk yere vazgeçmesi bana hiç inandırıcı gelmemişti. Ben Seyran'ı arayacağım, dur. Olmaz böyle. Kapalı. Abi, sen bunların yeni taşındığı evi biliyor musun? Ben bir gidip bakayım. Belki anlarım hallerinden. Dur, Ece'yi arayacağım. Seyran'ın yerini biliyordur. Ya da nerede olduğunu öğrenirim, dur. Ececiğim canım, kızım Seyran yanında mı ya da nerede biliyor musun? Yok, yanımda değil Gülgün abla ama nerede olduğunu biliyorum. Bir şey mi oldu? Ece, hayat ve mat meselesi gibi düşün. Ne olur Seyran'ı bulmam lazım, acil. Çok acil kızım, hadi. Tamam. Telefonu kapalı, ulaşamam şu an ama ben sana gittiği restoranın adını atayım mesajla, olur mu? Tamam, bekliyorum kızım, sağ ol. Tamam. Sen usulünce karşılarsın misafirleri. Peki. Pelin? İyi misin canım? Neden bir türlü çıkmadan odadan? İyi hissetmiyorum Pırıl. Deme öyle. Normal bu kadar olması. Dünya senin iyi bile dayanıyor. Yok. Öyle değil. Karnım bir tuhaf. Normal değil yani. Her zamanki gibi değil. Bir gariplik var. Yoktur bir şeyin. Yoktur, normal bu kadar. Sinir, stres, gerginlik. Çok normal. Olur öyle. Sen ne yap biliyor musun? Bak sen bugün rahat ol. Yataktan da hiç kalkma. Yat, dinlen, tamam mı? Ben biraz sadece şu pencereyi açacağım. İçeri biraz ışık girsin, tamam mı? Pelin. Ne? Ne oluyor yine? Babamlar. Serter de yanında. Ne demek Serdar yanında? Hayır, olmaz, bir şey yapalım ya. Sen git, ben gideyim o zaman, bir şey yapalım hadi. Halis sağ da evdeydi, ya onunla konuşmaya geldilerse? Hayır git, git işte sen babanın yanına. Git, git söyle, Arsa'yla falan konuşmasın. Durdur onu hadi. Hadi ben bari git, durdur. Hayır, hayır olmaz. Hayır, böyle bir
yaptım ben? Hayır Ayşe, gitmeyeceğim hiçbir yere. Çıkmayacağım bu odadan. Ne diyorsun sen Latif? O adamın ne işi olur benim evimde? Ne yapalım ağam? Gelsinler. Baba. Eşyalarını topla. Artık burada kalamazsın. İster zorla gelirsin. İster isteyerek. Baba ne olursun önce bir Pelin'i dinle. Yalvarırım sana. Bak bu çocuk yalan söylüyor, iftira atıyor Pelin'e. Öyle bir şey olsa ilk bana söylerdin değil mi? Ha? Hoş geldiniz. Ağam sizi bekliyor, buyurun. Bunun eşyalarını toplayın çıkışta, bunu alacağız. Eşyalarını da alacağız. Her şeyi alacağız. Selamlar Fahriz ağam. Bu sefer konu ciddi. Aile meselesi. Yani elçiye zeval olmaz diyeceğim ama maalesef suçun yarısı da bizde. O yüzden bu sefer sana karşı başımız eğik. Buyurun deyin ne diyecekseniz. Konuşsanıza, dilinizi mi yuttunuz? Halis Bey, oturun isterseniz. Can sıkıcı bir konu. Lafı eveleyip gebelemeyin. Delikanlı sen söyle. Nedir sebebi ziyaretiniz? Torununuz yüzünden daha evvel de karşı karşıya gelmiştik Halis Ağa. Ben bugün de, bugün olduğu gibi karşında haddimi bilirim. Saygıda kusur etmem. Ama bu sefer haklı olan taraf benim. Torununuzun sandığınız o çocuk benim olabilir. Hemen o kızı buraya getirin. Ya.
Hiç sırası değil şu an. Hiç sırası değil. Selan Hanım, bir şey mi oldu? Ya yarım saattir bekliyorum. Gelen giden yok. Ben okula geçiyorum. Babama söylersiniz, tamam? Hadi. Kusura bakmayın. Trafik çok sıkışmış. Akın Bey'imizin arabası da yeni geldi. Akın Bey'im, inmeyecek mi? Geldik. Of dayı, of. Ne işler açtın başıma. Selam Hanım şimdi buradaydı. Akın Bey. Kız belki tuvalete falan gitmiştir. Panik yapma. Ben de zaten daha ellerimi yıkayacağım. Of. Ne yapacağım ben ya? İyi misin? Kusura bakmayın ya. Benim dikkatsizliğim. Sen... Ben çarpıp duruyorum size sürekli. Yok yok, önemli değil de. Sen iyi misin ya? Biraz sanki böyle panik bir halin var. Ya ben senden yardım istesem çok mu olur ya? Yok, olmaz da. Sebebini bilirsem daha fazla yardımım dokunur bence. Tamam, hemen söyleyeyim. Ya dışarıda böyle kaba saba tipler var mı böyle? Mafyatik tipler. Evet, var iki kişi. Tamam, öyle elinde tespih sallayan bir adam var ya. İşte ben ondan kaçıyorum. Ya bana yardım edebilir misin, edemez misin? Ederim, ederim de. O tipler yoksa rahatsız mı etti seni? Yok, yani... Öyle bir şey değil, ailevi bir mesele. Görücü usulü demeyeceksin herhalde, değil mi? Hangi devirde yaşıyoruz, değil mi? Ama oluyor işte arada böyle şeyler. Bak ben burayı biliyorum. Eğer istersen seni arka kapıdan çıkartabilirim. Ha? Ne dersin? Vallahi çok minnettar olurum. İyi hadi gel benimle. Hadi. Hadi hadi. Kaçtığın anlaşılmasın. Kaçmak demeyelim biz ona. Yani o da beni yarım saattir bekletiyor öküz. İyi olur ona da. Çok ayıp ama bak. Daha tanışmamışsın, hemen bir ön yargı. Ya normalde öyle bir insan değilim de ailesini tanıyorum diyelim hani. Öyle bir ailede normal biri çıkmaz bence. Aç kapıyı! Aç dedim, ne kadar kalabileceksin içeride? Aç! Yenge, yenge tamam sakin olur musun biraz? Ya ben nasıl sakin olayım? Bu ailenin daha başına ne gelecek? Ağam hesaplaşsın, ben ellerimle yolacağım onu. Aç dedim sana, aç! İfak, ne yapıyorsun? Kız hamile, korkutuyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. O rezil yapacağını yapmış.
siz bilip bilmeden nasıl böyle konuşabiliyorsunuz? Bir rahat bırakın şu kızı ya. Sen sus be. Hem haksız hem hadsiz, sana ne oluyor? Ağam hemen getir dedi. Lan yürü kapıyı. Gideyim. Çekil. Çekil şuradan. Çekil. Böyle olmaz. Pelin. Pelin bak, ben de buradayım. Kimsenin sana zarar vermesine izin vermem. Böyle saklanarak olmaz. Korkmanı gerektirecek bir şey varsa ben yanındayım. Kimseden korkum yok benim. Başıma gelen şeyi kabullenemiyorum sadece. Biri ortaya bir iftira atıyor. Sizle Şiiciler de hazır ola geçmiş, ölmemi bekliyorsunuz ama çok beklersiniz. Oğlum babası Ferit. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın. Gerçeği değiştiremezsiniz. Üf, çok konuşma, ağam bekliyor. Hadi yürü. Sen çek şu elini. Fakat bizi yalnız bırak. Özel konuşacağız. Yaklaş. Sana bir kez soracağım. Bana gerçekleri söyle. Bu çocuğun bahsettiği gibi bir ihtimal var mı? Yalan söylüyor. Yemin ederim iftira atıyor bana. Neden kimse inanmıyor bana bu evde? Ne olur siz inanın. Neden kimse sahip çıkmıyor bana? Oğlumun babası Ferit. Başka bir ihtimal de yok. İspat etmesi zor değil. Ben bu şüpheyle yaşayamam Pelin. Ne şüphesinden bahsediyorsun sen be gerizekalı? Senin attığın iftiralar yüzünden benim hayatım mahvoluyor burada. Daha önce de yaptın sen aynısını. Halis'e hatta siz kurtarmıştınız beni bu manyağın elinden. Takık mı bana? Yalan söyleme daha fazla. Ne diye test yaptırmıyorsun o zaman? Şş, sakin ol. Yeter! Böyle bir rezilliğin içinde olmaktan dahi icap duyuyorum. Bana bak çocuk, en ufak bir yalanın varsa suçu ilkinde seni affettim diye kendimde bulurum. Seni canlı bırakmam. Eğer bana en ufak bir yalan söylersen seni de çocuğunu da ölmekten beter ederim. Kimsenin aklında en ufak bir şüphe kalmayacak. Hiç kimse bu testi duymayacak. Sonuçlarına göre de herkes hak ettiği cezayı alacak. Zorlayamazsınız beni. Beni böyle bir duruma düşüremezsiniz. İnsanlar duyarsa eğer şüphelendiğimi düşünecekler. Sonra hakkımda konuşacaklar. Benim şüphem yok. Bana mı güvenmiyorsun, kendine mi? Ben dediğimi dedim. Eğer en ufak bir yalanı yakalarsam
bu kapıya geldiğin ilk güne pişman ederim seni. Buket. Sen kıza eşlik edersin. Latif, sen de bir laboratuvar ayarla. Kimsenin ruhu bile duymasın. Halis Bey, bu işler böyle olmaz. Zorla yapılmaz. Ya benim paramı verirsin, ya transfer edersin. Yoksa şu kapıdan içeri girer, herkese her şeyi anlatır. Dua et ki hamilesin. Yoksa derini ellerimle yüzerdim. Her şeyin sorumlusu sensin. Başımıza gelen her şey senin yüzünden. Sen Feride nasıl yaparsın? Sen oğlumun hayatını mahvettin. Hepimizin hayatını mahvettin. Senin sebep oldukları yüzünden hepimizin hayatı mahvoldu. Filme çevirdin lan bu işi. Sen nasıl bir kadınsın lan? Ha sen nasıl bir kadınsın Pelin? Zenci de olsun bu çocuk, tam mı olsun? Ya tam olsun, var mı böyle bir ihtimal? Ha? Var mı lan, var mı? Cevap ver bana. Pelin, iyi misin? Değilim. Ne oldu? Bebeğime bir şey oldu. Yok canım, yok. Şu şeyleri tutsun. Yok, dur. Allah'ım seni üzüldüm. Hadi geçmiş olsun. Artık özgürsün diyelim. Çok teşekkür ederim ya. Gerçekten çok sağ ol. Yok artık ya. Adam aramasın diye telefonunu da mı kapadın? Ya buradan her şey çok saçma geliyor sana biliyorum ama maalesef ki benim hayatım böyle. Ya bu civarlarda böyle yakın otobüs durağı var mı biliyor musun? İşte burada. Heh. Süper. Bu arada. Bakın ben Seyran. Memnun oldum. Seyran ben de. Yani sen zaten benim ismimi biliyorsun değil mi? Ben hastanede söylemiştim sana. Yok. Söylemedim. Hayır ya. Hayır, hayır. İsmin neydi pardon? Akın. Ökkeş benim dayım oluyor. Ferit. Ferit. Hayırdır Seyran? Bir sorun mu var? Kim bu? Yok Ferit. Arkadaşım. Okuldan. Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne işin var senin burada? Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Babam hakkında. Önemli diyorum Seyran. Hadi gel. Ablam. Ne ablam? Beni de aramış kaç kere. Önemli bir şey mi var? Önemli bir şey mi oldu Seyran? Söylesene ya, Allah Allah. Latif Bey. Efendim Latif Efendi. Yani
Hangi hastane? Tamam. Geliyorum ben. Filin doğum başlamış. Ferit. Ferit tamam sakin ol Ferit. Ferit iyi misin? İyi misin Ferit? Seyran. Seyran çok erken daha. Çok erken. Kötü bir şey oldu kesin. Kötü bir şey oldu. Benim gitmem lazım. Ferit. Doğru böyle gidemezsin. Bu şekilde araba kullanamazsın Ferit. Yani taksi bulalım bir şey yapalım. Tamam hemen gideceğiz tamam mı? Sen sakin ol. Tamam. Eğer araç müsaitse ben bırakayım sizi. Gidelim hadi. 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 Sakin. Şu an olacak, iyi olacak. Tamam mı? Hadi. Hadi çabuk. Durum nedir doktor bey? Durum kritik. Anne veya bebek arasında bir seçim yapmak durumunda kalabiliriz. Anne veya bebek arasında bir seçim yapmak durumunda kalabiliriz. Üzgünüm. Her şeyi tek başıma yapabilirim sanmıştım. Ama öyle olmuyormuş. Yani zaman yaklaştıkça ben korkmaya başladım. Sanırım benim senden duymaya ihtiyacım var. Anne veya bebek arasında bir seçim yapmak durumunda kalabiliriz. İyi olacak değil mi Ferit? Tabii ki iyi olacak. Sağlıkla doğacak inşallah. Cinsiyeti belli mi peki? Erkek mi kız mı? Erkek. Heyecanlı mısın? Yaşadınız mı? Hayır. Tabii ki Ferit olabilir mi böyle bir şey? Ben sana böyle bir şey yapar mıyım hiç? Keşke hiç karşına çıkmasaydım Ferit. O zaman niye inandın? Niye güvendin bana? O kadının karnında bir canı var. Ama senin çocuğun ama bir başkasının. Fark etmiyor. O bir anne. Sen babamdan da, Orhan Bey'den de daha kötü bir baba olacaksın zaten. Evet. Ben çok kötü bir baba olacağım. Ferit. Ne olur bırakma bizi. Tamam mı? Ne olursa olsun hiç bırakma tamam mı? Benim yüzümden oldu. Ne yanımda durabildim. Ne de koruyabildim sizi. Anne veya bebek arasında bir seçim yapmak durumunda kalırız. Seçim yapmak durumunda kalırız. Üzgünüm.